Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay suda %50 indirim yapılması yönünde bir meclis kararı alınmıştı. Dün de bu mecliste bu kararın veto edildiğine ilişkin bir başkanlık yazısı geldi ve biz bu başkanlık yazısı üzerine de pek çok mütalaada bulunduk, değerlendirmeler yaptık. Ve yanlış hatırlamıyorsam ve hafızam beni yanıltmıyorsa eğer bu yazı henüz yürürlüğe girmemişti bu karar. Ama bugün sabah vatandaşlarımızın bize gönderdiği ekran görüntüleriyle açıkçası neye uğradığımızı şaşırdık. Şimdi şöyle bir mesaj, bir kısmını okuyacağım çünkü hem kırsal kalkınmayla ilgili gönderilmiş hem sosyal yardımlarla ilgili gönderilmiş ama bu vahim mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli hemşehrimiz, Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetin yarısıydı. Sosyal yardım alan vatandaşlarımız ise 10 tona kadar tonu 1 TL'den veriliyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde hiç durmadan artan elektrik, doğalgaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle, bunun altını çiziyorum, kanun dışı önergeyle %50 indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir. Ne yazık ASKİ'ye. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir. Ben şimdi soruyorum, bu kararı biz daha dün tartışıyorduk. 10 Ekim tarihinde biz bu kararı tartışıyoruz. 11 Ekim tarihinde vatandaşlara böyle bir mesaj gönderiliyor. Siz bu kararı ne ara yürürlüğe aldınız da ASKİ ne ara battı? Ben açıkçası anlam veremedim. Ama üzüldüğüm konu şu, siyaset yapacaksınız. Şimdi bütün sosyal yardım yapan ailelere bunu gönderdiniz ki. Aslında biz belediyenin bütçesini yönetemedik, başaramadık, beceremedik. Nereden kaynak bulsak diye kılı kırk yarıyorduk ama canımızın ve net bir şekilde böyle bir durum gerçekleşti. Biz bunu bahane ederek sizlere destek veremiyoruz demek yerine suda %50 indirim teklif edildi. Biz size bu yüzden et desteği veremiyoruz. Ya sosyal destek üzerinden böyle bir şey yapılır mı? Artık sosyal yardım alan aileleri kullanmaktan, istismar etmekten, siyaset malzemesi yapmaktan vazgeçin. Ben bu tarzı çok mide bulandırıcı buluyorum. Evet, çok haklısınız. Çok mide bulandırıcı. Sosyal yardım, ilk attığınız mesaj et desteğiyle ilgili ne kadar küçük düşürücü. Ve üzüldüğüm konu şu, şimdi bütçede didik didik edeceğim o ASKİ bütçesini de belediye bütçesini de heyecanla bekliyorum raporların elimize gelmesini. ASKİ'nin geliri ne kadar? İnceleyeceğim ki siz de hazırlığını yapın şimdi bence. Sosyal yardımlar ne kadar? Tarımsal destekler ne kadar? Ya bu ASKİ neymiş ya? %50 indirimle toplamda 17 milyar lira, yani 17 katrilyon lira parası olan Büyükşehir Belediyesi %50 indirimle yerle bir oldu. Ya açıkça şunu söyleyinsenize, biz altılı masada ya diyetimizi ödemek için kontrolsüzce personel aldık. Bu yüzden mevcuttaki personellerimize zam dahi veremiyoruz. Sosyal yardımı nasıl yapacağız, nasıl kaynak bulacağız, onun derdindeyiz. Ya bunu açıkça söyleyin. İşçinize doğru düzgün zam veremediniz. Ben şöyle söyleyeyim. Geçmiş dönem meclis üyesiydim. Belediyede her zaman Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar, ilçe belediyesinde çalışanların neredeyse iki katı maaş alırdı. Bugün geldiğimiz noktada ilçe belediyeleriyle aynı, hatta daha az seviyeye getirdiniz personel maaşını. Bir diğer konu sosyal yardımlar. Hani hep övünüyorsunuz ya, biz şöyle sosyal yardım yapıyoruz. İşte ilk siz yaptınız, ilk siz keşfetmişsiniz gibi hemen ilk sıkıştığınız anda da vatandaşı oradan vuruyorsunuz. En çok övündüğünüz konuyu bir sopa gibi vatandaşın başında sürekli tutuyorsunuz. Açıkça söyleyin, kontrolsüzce personel aldınız. Sayı neredeyse iki katına çıktı. Bunu da şeffaf bir şekilde açıklamanızı istiyorum. Biz size Nisan 2019'a devrettiğimizde kaç personel vardı? Şu anki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin personel sayısı nedir? Kontrolsüz bir şekilde alımlar yapıldı. Şimdi işçiye zam da verilemedi. Bir kapana sıkıştı Büyükşehir Belediyesi. Ne yapacağını bilemiyor. E ne yapıyor şimdi? Suyu, su zammını bahane ediyor. Ya ASKİ'nin geliri bütçede ne kadar?
Şimdi gerçekleşen bütçe üzerinden konuşacağız. Şimdi geçen yılın hedeflenen bütçesini onayladık. Bu yıl şu an o bütçe kullanılıyor. Heyecanla bekleniyorum. Bütçe kesin hesapların görüşüldüğü zaman bakalım ASKİ'nin karnesi gelirleri ne çıkacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ'nin %50 geliri ne kadarını oluşturuyor? Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hayat durdu ya, 12 saat içerisinde. En son biz buradan çıktığımızda 7-7,5 civarıydı sanırım. Sabah 11 gibi mesajları göndermeye başladınız. Bir gecede Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ne oldu? ASKİ nasıl bu şekilde iflas bayrağını çekecek hale geldi? Açıkçası biz akıl sır erdiremedik. Şimdi diğer bir konuda kırsal desteklere girmişsiniz. Şimdi 31 Ağustos'ta internetten başvurmak şartıyla vatandaşlara bir ilana çıkılıyor. Deniyor ki en son 31 Ağustos tarihinde online kayıt yaparak bizim tarımsal desteklerimizden faydalanabilirsiniz diyor Büyükşehir Belediyesi. Vatandaşlarımız daha önce alışkın olduğu yöntem olduğu için Ziraat Odası'ndan bir çiftçi belgesi alarak başvuruyor. Vatandaşa deniyor ki Ziraat Odası'nın çiftçi belgesi olmaz. Siz bunu E-Devlet üzerinden ÇKS alarak yapın. Vatandaş gidiyor ikinci kez E-Devlet üzerinden ÇKS alarak bu başvuruyu yapıyor. Bitti mi? Bitmez. Bu sefer de deniyor ki ya bunun ön yüzünde mühür yok. Arka yüzünde de mühür olacak. Vatandaş gidiyor üçüncü kez başvurusunu yapıyor. Hatta bu üçüncü kez başvuru için sistem geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü açılıyor. Hatta bir ziraat odamız da pazar günü oda başkanımızı da zor durumda bırakmamak için söylüyorum. Bir ilçemizin oda başkanı da pazar günü odayı açıkta bırakıyor. Oradan sistemden vatandaşın kayıtlarına girmeye çalışıyorlar. Yani siz daha bu pazara kadar kayıt almak durumundaydınız. Şimdi ben şunu soracağım. Destekleri başkent kartı mı yapıyorsunuz, tohum olarak mı veriyorsunuz? Tohum olarak verdiğinizi iddia ediyorsanız külliyen yalan söylüyorsunuz. Daha başvuruyu bugün aldınız. Siz ne ara ihaleye çıkacaksınız da ne ara tohum alıp ne ara vatandaşa dağıtacaksınız? Adı üzerinde Ekim ayındayız. Yani kırsal desteği de üçüncü kez başvuruya vatandaşı itmek suretiyle zaten veremeyecektiniz muhtemelen. Vatandaşı bir başvurdu, iki başvurdu, üç başvurdu. Zaten bu arada bir kısmı pes etti, başvurmaktan vazgeçti. Kalan kısmına da şimdi Ziraat Odası başkanlarımızla görüşüyorum. Başvuruların kabul edilme oranı da %50. Şimdi buna baktığımız zaman siz zaten bu kırsal destek işini kotaramayacaktınız. Ne yaptınız? Yaşasın elimizde %50 su indirimi var. Hadi bu kırsal desteği de biz bu %50 su indirimine yedirelim. Oradan da kurtarırız belki dediniz ama yemezler. %50 su indirimi daha yürürlüğe girmeden siz iflas bayrağını çektiniz. Adı dahi yetti. Demek ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomisi bu kadar vahim halde. Ben bunu görünce açıkçası, hele ki bu mesajları görünce Ankara Büyükşehir Belediyesi adına üzüldüm. Bu kadar kötü yönetiliyor olmasına üzüldüm ve sizlere de şunu tavsiye ediyorum. Biz beceremedik deyin, yapamadık deyin. Yani vatandaşın onuruyla, gururuyla oynayacak et desteğini vermiyoruz, şöyle yapmıyoruz gibi toplara hiç girmeyin. Ben bu duygu ve düşüncelerle saygılarımı sunuyorum. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nin bu attığı mesajlardan ve bu aldığı yanlış karardan bir an evvel geri dönmesini talep ediyorum. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi ASKİ'yi Büyükşehir'den destekleyeceğiz demişsiniz ya, her ay ilçe belediyelerine de, Büyükşehir Belediyesi'ne de devletimiz kuruşu kuruşuna İller Bankası'ndan payımızı yatırıyor. Ki Büyükşehir'e gelen para çok iyi bir para, çok iyi bir meblağ. Hepimize bakın, devletimiz CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti ayırmadan her belediyeye paramız bizim günü gününe gelir. Kuruşu kuruşuna tüm belediyelerin gelir. Ya ekonomik koşullardan şimdi yine kalkacaklar. Doğalgaz, elektrik, ver yansın edilecek. Ya kardeşim ekonomi Büyükşehir Belediyesi'ni etkiliyorsa ilçe belediyelerini de etkiliyor. O zaman biz de geri yaslanalım, tamam diyelim. Dükkanı kapatalım. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz de elimizi kolumuzu bağlayalım, oturalım. İlçe belediyeleri arı gibi çalışıyor. Ve siz de buna yaslandınız. İlçe belediyeleri sizin açığınızı kapatmak, vatandaşı mağdur etmemek için gece gündüz arı gibi çalışıyor. Siz de buna yaslandınız. Konforunuzu hiç bozmadan sadece manzarayı seyrediyorsunuz. Dün attığınız, bugün attığınız mesajları akıl dışı buluyorum. Özellikle sosyal yardım mesajını kınıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Haydar Bey buyurun.